Herkese selamlar, saygılar, arkadaşlar. Uzun zaman oldu yine video paylaşmayalı. Başkent Kiev'de hayat devam ediyor. Savaşın içerisinde. Artık yakın bir zaman içerisinde Ukrayna-Rusya savaşında 2. yılını dolduracağız. Ve 3. yılına girmiş olacağız. Yani 2 yıl bitmiş olacak arkadaşlar. Savaş başlayalı. Bazıları için çok böyle yavaş geçse de savaş gerçekten çok hızlı geçiyor. Zaman ve 2 yıl ne çabuk oldu, ne çabuk bitti ve halen savaşın içerisinde olmak çok kötü, çok acı bir şey. Hayatın anlamı bir anda böyle çok farklı yönlere gitmeye başladı Ukrayna'da. Modumuz çok fazla düştü. Yaşıyoruz, şükürler olsun diyelim, nefes alıyoruz, hayatımız bir şekilde devam ediyor ama istediğimiz şekillerde değil tabii ki. Şu anda başkent Kiev'de, Kiev'in hatta Ukrayna'nın kalbi dediğimiz meydan bölgesindeyiz. Hemen arkamda bağımsızlık anıtı var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir tarihe sahip burası, yakın çevresi. Uzun zaman tabii ki ben sizlere bunu rehberlik yaptığım süreler içerisinde gelen misafirlerime gösterip anlattığım gibi paylaştığım videolarla da buranın tarihi ve kültürel olaylarını, yerlerini sizlere anlatmaya devam ettim. Kısa kısa anlatmaya devam ettiğim gibi de bazı zamanlar videolarla sizlere paylaşımlarda bulundum. Hatta bulunmaya da devam ediyorum. Çok fazla arkadaşım tabii ki sevdiğim insanlar. Buranın özlemini bir an olsun, biraz olsun giderebilmek anlamında videolar paylaşmamı çok istiyorlar. Ben de tabii ki çok fazla eski modum yok açıkçası. Şöyle söyleyeyim, yani eskisi gibi artık çok fazla savaşın bitmesinden yana başka bir isteğimiz yok şu aralar. Sıkıntılarımız tabii ki çok devam ediyor. Dünya genelinde büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönem yaşıyoruz tabii ki. Şu anda yakın bir zaman içerisinde, Ekim ayının başında, gerçekten orada da şu anda bir ay olacak. İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrasında başlayan savaş. Orada da çok büyük bir yıkıma etmiş durumda. Çok fazla insanlar ölüyor. Çok fazla insanlar, masum insanlar, özellikle çoluk çocuklar ölmekte, ölmeye devam ediyor. Dünyada buna sessiz kalıyor tabii ki. Aynı tür Ukrayna Rusya'ya sahip çıkmadı, Ukrayna Rusya savaşına sahip çıkılmadığı gibi. İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrasında dünya sadece konuşmayla, işte para yardımıyla filan ne bileyim geçiştirmeye çalışıyor bu savaşı. Lakin insanlar ölüyor, ölmeye devam ediyor arkadaşlar. Kısacası bu. Ben size biraz etrafı göstermek istiyorum. Evet, şu anda burası, evet, bağımsızlık meydanının olduğu taraf. Evet, görüyorsunuz. Şöyle yani biraz dolaşayım tabii, şöyle çekmek istiyorum. Sıkıntılarımız devam ediyor arkadaşlar. Savaş devam ediyor. Hiçbir anlamı, hiçbir tat tuzu kalmadı. Modumuz düştü yani işin doğrusu. Yani gerçekten aslında sadece Ukrayna için de söylemiyorum, artık her ülkede bir hayatta böyle bir anlamsızlık başladı. Yani Allah sağlık saat versin, tabii ki sıkıntılar devam ediyor ama gerçekten hayatımızın, ne bileyim, eskiden dolaşırken, gezerken, nefes alırken hep böyle bir hayattan zevk alıyorduk. Planlamalar yapıyorduk. Ama şu anda tabii ki sıkıntılarımız çok fazla devam ediyor. İşte arkamda gördüğünüz bağımsızlık arkadaşlar, anıtının olduğu yer. Şu anda sizlere gösteriyorum meydan tarafı. Meydanın olduğu taraf. Ama hiçbir şeyimiz yok. Arkamda görüyorsunuzdur mutlaka Ukrayna bayrakları her yerde. Ama maalesef yani tadımız, tuzumuz kalmadı. Yaşıyoruz. Endişelerimiz devam etmekte. Ara ara başkent Kiev'e roket saldırıları devam ediyor arkadaşlar.
belki bunu ben 100 defa söylemiş olmam gerekiyor. Hava savunma sistemleri sayesinde bir şekilde korunuyoruz. Fakat siren seslerinin çalması psikolojik anlamda tabii ki hepimizi etkiliyor. Ülkenin doğu kısımlarında ise savaş çok şiddetli bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ya inanın, biz bu anda, belki şu anda insanlar dolaşıyor. İşinde, gücünde, işte arabalar, herkes böyle bir yerlere koşuşturuyor işlerde. Ama özellikle Donetsk, Donbas tarafında, Luhansk tarafında, Donbas bölgesi dediğimiz Luhansk ve Donetsk tarafında maalesef çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bakın arkamda da Ukrayna yazısı var. I love you Ukrayna diye yazıyor. Ya durumlar böyle. İnsanlar fotoğraflar çekiliyor. İşte fotoğraflar çekiliyorlar. Bir şekilde devam ediyor hayat. Yani modumuz düştü arkadaşlar. Yani ben sadece buradaki insanların özlemini gidermek için de videolar paylaşıyorum. Şu anda Bağımsızlık Meydanı'nın olduğu yer ve Krışatik bölgesinin olduğu tarafta. Şu arkada, arkamda görmüş olduğunuz bayrakları görüyor musunuz? Buradaki insanlar bayrak alıp burada yazılar yazarak işte bu paylaşımlarda bulunuyorlar. Durumlar böyle. Ölen insanlar, saygı duruşunda bulunanlar. Şöyle göstermek istiyorum. Ölen insanlar var. Şöyle göstermek istiyorum. Ölen insanların fotoğraflarını koymuşlar. Buradaki birçok bayrakların üzerinde isimler var. Yani kısaca insanlar savaşın bitmesini istiyor artık. Yaşamak istiyoruz huzurlu bir şekilde. Ama tabii ki buna engeller çok fazla şu anda. Maalesef şekilde. Bunun da üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Yakın zaman içerisinde atlatacağız. Biz yaşayan Türkler tabii ki burada sıkıntılarımız devam ediyor. Çok fazla Türk kaldığını da sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü ara ara gezdiğim zamanlarda çok fazla Türk vatandaşı artık şu anda Kiev'de bulunmuyor. Tabii ki yok değil, var. Hala iş yapanlar var. Hala yaşamaya çalışanlar var benim gibi. Çok zorlanan insanlar da var. Biz zorlanıyoruz tabii ki, özellikle maddi anlamda çok fazla sıkıntılarımız var. Yani bazen ucu ucuna dahi getiremiyorum, öyle söyleyeyim. Yani bundan beterini göstermesin Allah, diyeceğimiz o. Ama kurulu bir düzenimiz olduğu için mecburen burada sonuna kadar beklemekten yanayız, tutunmaktan yanayız. İnşallah bu günleri de atlatırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik sağlıcakla kalın, herkese selamlar, saygılar. Esenlikler içinde kalın. Dikkat edin kendinize. Beni seyretmeye devam edin. Kanalıma abone olduysanız da çok teşekkür ediyorum şimdiden. Elimden geldiğince sizlere videolar paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.